Evet arkadaşlar. Bugün 21 Mart 2024 Perşembe. Ben Bahattin Çağdaş. Evet. Bugün Nevruz. Tabiatın yeniden doğuşu. Binlerce yıldır doğuyor, ölüyor, doğuyor, ölüyor. Doğuyor, ölüyor. umarım sizler için de yeniden yeniden doğum olur. hak edenler için. ondan sonra gönlünüzce olur diyelim. Şöyle bir bakalım. Doğaya yine, tabiata bir bakalım. Ve ha bu arada şeyi söyleyeyim. Yeniden doğdu tabiat. Fakat nedense Burada kış şey kar yağmadı bu sene. Yani 2023 2024 karı görmedik İngiltere'de. Onu belirteyim. Yani bir eksiklik var. Tam ölmeden doğdu falan gibi. Ee, en son kar ne zaman? Geçen sene vardı bakın. 2022'de vardı. Doğru. 2022'de vardı. Şimdi Evet arkadaşlar, e... Bahar geliyor ama işte ormanlık alanlar biraz serin oluyor. Ee, o yüzden <laughs> montaj üzerinde. Şimdi hutbemizin mevzu konumuz şeyle ilgili. Gurbetçi futbolcularla ilgili arkadaşlar. Çoktandır kafamı meşgul ediyor. Gurbetçi futbolcular. E, hatta İlyas Tüfekçi ile ee, Kaç senesiydi? Ee, konuşmuştuk. Ee, şey, e, e, işte sosyal medya üzerinden konuşmuştuk. Ee, bir saniye. Şey şeyi söyleyeyim, değil mi? Yani Ersen Martin'in geçen gün ölümü, e, bu videoyu. E, Yapma ihtiyacını hissettim yani geç bile kaldım. Ee, şimdi e, İlyas Tüvekçi e, bir hastalığa yakalandı. E, ve e, gittikçe zayıfladı. E, kaslarını kullanamaz hale geldi. E, kızı bakıyor. Vefalı çıktı işte kızlar vefalı çıkıyor kızları. E, kızı bakıyor konuşmakta da zorlanıyor son zamanlarda. Şimdi hemen isimleri ben sayayım size. İlyas Süfekçi, Erhan Önal rahmetli, Ersen Martin, başka gurbetçi olup da bilmediğimiz futbolcular da olabilir şu anda aklımıza gelmeyen. Şey, göçmenli, Yugoslav göçmeniydi. Dur, Kimdi? O da o, o da aynı hastalıktan e, muzdaripti. Bursa Spor'da oynadı, Galatasaray'da oynadı. A, Sedat mıydı? Bir saniye bakayım, bir saniye durun. Neyse, size bakarsınız. Rah rahmetli oldu, aynı hastalıktan. E, yani artık e, hiçbir şeyini kullan kullanamaz hale geldi. E, i̇şte e, eşi vefalı çıktı, baktı, e, rahmetli olana kadar. Şimdi e, nereye geleceğim? Bu konuyu bir çerçeve içerisinde düşünen bir bağlam içinde düşünen dile getiren kimse var mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben şert düş şer düşerek söylüyorum bunu. Şimdi gurbetçi futbolcuların bu şekilde aşağı yukarı ee, şey yapmaları, hastalığa yakalanmaları e, ve e, işte vefat etmeleri ee, benim aklıma şey getirdi. Bir tarihte e, İngiltere'de e, burada e, bir hemşireyle konuşmuştuk. E, siyah zenci bir hemşireyle konuşmuştuk. O şey demişti eee Mesela ülke değiştirenlerin, yani işte Portekiz'den geldi İngiltere'ye veya İspanya'dan geldi İngiltere'ye, Almanya'dan geldi Türkiye'ye. Şimdi e, çocukluktan itibaren bir yeme içme alışkanlığı var. E, i̇şte e, şey öyle oluşuyor. Ne derler? E, temel taşları e, öyle oluşuyor vücudunun beden bedeninin. O onu değiştirdiğiniz an, o yeme alışkanlığını değiştirdiğiniz an, bir saniye. Pardon, şöyle yapayım. Değiştirdiğiniz an vücut reaksiyon gösteriyor dedi ve brain damage, beyin 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 zarar görüyor dedi. Beyinde zararlar meydana geliyor dedi. Hasarlar pardon evet demek hasar meydana geliyor dedi hatta dedi e, e, bununla ilgili yatan e, Türkler de var dedi e, o bölümde o bölümde hastanenin şimdi e, aklıma geldi yani e, acaba bu, bu gurbetçi çocuklara bize faydalı olan gurbetçi çocuklara e, biz neden şey yapmıyoruz? <laughs> saf safça safça saf bir soru. E, neden bununla ilgili bir ciddi araştırma yapılmıyor? Ee, yani bakın yeni 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 yeniler de geliyor. Kenan Yıldızlar, işte ne bileyim Can Uzunlar, Kerem Kerem Demirbay o galiba şey Alman takımında oynuyor. Diğer yeni yeniler de geliyor mesela. Ferdi Kadıoğlu Hollanda doğumlu. Bu çocuklara gerekli özeni gösteriyor muyuz? Ya aslında bu sistem zaten göstermeyecek de zaten sağlıklı olanı da öldürüyor. Sağlıklı olanı da öldürüyor. Ee, şeye mesela Naim Süleymanoğlu bilerek bilerek e, ölüme sürüklendi. 50 yaşında hem servetini kaybettirdiler hem şey yaptılar. Sinan Şami Sam, bu şey Naim Süleymanoğlu e, bu, konu dışı yani sağlıkla ilgili Değil. Ondan sonra. E, Sinan Şahmizsan mesela ölüme sürüklendi. Başarılı, başarılı olanları bir şekilde şey yapıyorlar, harcıyorlar. Ee, i̇şte kimdi? Ee, Halil Mutlu'ydu, değil mi? Haterci. Onlarca dünya şampiyonluğu var. Kendisi anlattı Halil Mutlu, kendisinin nasıl kenara itildiğini, kıza atıldığını, görmezden gelindiğini çünkü menfaat dönüyor orada yani e, menfaat de dönüyor şimdi ben Safiye'ye ne soruyorum yani bu çocuklara niye bakmışsınız e, şimdi e, Ersen Martin mesela 45 yaşında vefat etti iki gün önce 45 yaşındaydı e, İlyas Süfekçi inşallah kurtulur 1960 doğumlu şu anda 64 yaşında 60 doğumlu e, işte hastalıkla mücadele ediyor Erhan Ünal o gerçekten beyin kanaması geçirdi arkadaşlar. Belki de bu onunla ilgili mi değil mi? Hani dedik ya beslenme alışkanlığının değiştirilmesi beyne hasar veriyor dedik. 1957 doğumlu. Yaşasaydı şu anda kaç yaşında olacaktı işte? 67 falan olacaktı. Değil mi? Pardon bir daha bakayım ben şöyle. Evet. Şimdi Erhan Önal arkadaşlar Coşkun Özar'ıydı sanırım <laughs> Şeyin başında Milli takımın başında Belki de Türkiye Tarihinde ilk kez Bir futbolcunun Milli takıma katılışı O kadar şaşalı oldu ki Hatırlıyorum yani O kadar böyle Anlatıldı büyütüldü falan Artık kurtarıcı gibi Görülmeye başladı Milli takım bir seronomide, bir stadyumdaki bir seronomide Erhan Önal'ın ayağına getirildi arkadaşlar. Hatta bu eleştirildi o dönem. Bu o dönem eleştirildi. Nasıl milli takım işte bir futbolcunun ayağına getirilir? Anlayın. Ee, evet, Erhan Önal ee, o zaman işte büyük bir sükse yapmıştı işte bir İrlanda maçında bizi bir gol atarak birle durumu kurtarmıştı falan. Şimdi Şimdi arkadaşlar Almanya doğumlu, Avrupa doğumlu, Hollanda doğumlu, Avusturya, Viyana doğumlu birçok sporcumuz var, futbolcumuz var, sporcularımız var. Bunlarla ilgili ciddi bir araştırma yapıldı mı? İşte bu dediğimiz şeyden dolayı, işte beslenme alışkanlıkları veya başka sebeplerden dolayı yapıldı mı? Şimdi mesela Veli Kavlak futbolcumuz var. Viyana doğumlu. Viyana doğumlu. 88, 35 yaşında. Tamam şu anda bir şey yok ama fakat çocuğu çocuğu bir Beşiktaş Fenerbahçe maçında galiba sakat olduğu halde e, sakat olduğu halde sırf o maçı kurtarmak için iğneyle oynatmışlar. Maçı hatırlamazsınız bile değil mi? Sonucu ne olmuş Beşiktaş? 2011-2012'de bir maç yapılmış. Maçı hatırlamazsınız bile. Kim kazanmış kim Ama bir insanın sağlığı gitmiş. Adam çocuğun Çocuk bir daha düzelememiş. O ayak ameliyat üzerine ameliyat olmuş bir maç uğruna bir insanın sağlığıyla oynamışlar. Yani anlayın özen göster, ne kadar menfaatlerini menfaatleri öne çıkardık çıkardıklarını. Veli Kavlak. Yazık değil mi bu çocuğa? Bir maçı kurtaracaksınız diye bu adamın e, iğneyle o iğrenç iğnelerinizle oynattınız ve sakat bıraktınız, kalıcı sakat bıraktınız. Şimdi arkadaşlar e ee, tekrar edelim. Bugün 21 Mart 2024 Perşembe ben Bahattin Çağdaş. Bahar yeniden doğdu. Umarım hak edenleri hak edenler için de baharı doğar. Ee, evet. Bilmiyorum kimse bunu gündeme getirdi mi? Gurbetçi başlık şu. Gurbetçi futbolcularımıza, sporcularımıza ne oluyor böyle? Ersen Martin 45 yaşında bir anda tekerlekli sandalyeye mahkum edildi. Çocuk gibi oldu. Kaslarını kullanamaz hale geldi. İlyas Tüfekçi aynı şekilde arkadaşlar. Hala e, debelleşiyor, mücadele ediyor hastalıkla ama e, ihtimal çok az. E, Erhan Önal bir beyin kanaması sonucu gitti. Gurbetçi futbolcu. Tamam. E, İzmir'de doğmuş. Erhan Önal. İlyas Tüfekçi İstanbul'da doğmuş ama e, işte o 7 yaşına kadar... O şey e, Temeli Almanya'da yaşamışlar. Almanya'da büyümüşler. Yani temeli orada almışlar. Ersen Martin Almanya doğumlu. Evet yani bunu söyleyeyim dedim. Gündeme getireyim dedim. Bir arada her alanda olduğu gibi sporcularımızın nasıl harcandığıyla ilgili bir video yaparız. İşte Naim Süleymanoğlu'nu örnek verdim daha 50'sine gelmeden bir şekilde ölüme gönderildi. Serveti de çarçur edildi. Yaşayan Halil Mutlu kurtardı. Bravo kendisine ama kızağa çekildi. Halil Mutlu, halterci. Onlarca dünya şampiyonluğu olan. Evet. Evet. Bilmiyorum siz de artık şey yapar, görüşlerinizi yazarsanız. Evet arkadaşlar. Ara sıra belirtiyorum, eskisi gibi artık video e, yapamayacağım, bir sürü ara, e, ara vereceğim yani çok seyrek olacak. E, hem e, şey oldu yani manevi, bu kadar emeğin manevi karşılığını da alamıyoruz. E, ondan sonra e, tabii ki engellemelerle de karşılaşıyoruz, sansür. Yani çok radikal bir videonun o kadar az izlenmesi, işte YouTube'un ne derler gölge sansüre maruz bırakması, böyle kıyılara köşelere itmesi ondan sonra. Yani izleyenlerin de gerekli şeyi, manevi desteği vermemesi. Yani ister istemez insanın hevesini kırıyor o kadar saatler harcadık o kadar üst üste günde 5-6 video yaptık attık falan Neyse bakalım bir sürede böyle işte başka işlerimiz var artık onlara şey yapacağız ağırlık vereceğiz. Bilginiz olsun En azından mevcut olanlar kimlerse böyle şeyleri söylemek de artık utanır, şey, utanılacak bir şey yok yok abone olun yok bilmem. E, şey, ne? E, yok like atın, yok beğenin. En azından bildirimleri açın da bir bilelim yani değil mi? E, arada, arada sırada yapsak da e, az da olsa bir şey olsun. Ne derler? E, yeni bir video yapmaya bir sebep olsun, heves olsun. Peki arkadaşlar. Siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazarsınız. Hiç dikkatinizi çekti mi? Gurbetçi futbolcuların bu şekilde e, bu tür hastalığa yakalanıp vefat etmeleri veya hastalıkla debelleşmeleri pek kolay gelsin.